1987'de Sivas'ta El Deliler Terneği'ni kurduk. 2001'de Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu'nu kurduk. Şu anda da Turan Devletleri Konfederasyonu'nu kurduk. 37 yıldan beri aktif olarak bu göreve devam ediyorum. Arkadaşımız dedi ki 600 dernek. Hayır arkadaşlar, ben gittim dernekler masasından çıkarttırdım. 21.800 tane Yörük Türkmen Derneği var. İsteyene hepsini fakslarım. Çünkü ben bu işi yürekten çalışıyorum, yürekten destekliyorum. Ama birlik ve beraberliğe gelince iki gün bile beraber olamıyoruz. Dün burası doluydu, bugün yarısı var. Buraya gezmeye mi geldiniz arkadaşlar? Yani şimdi biz birlik olmamız için bir tane birlik var. Adı birlik, kendi yok. 200 dernekten kurduk. Şimdi 75 üyesi var. İnşallah o birliğin sahibini de hapsettireceğim. O birliği de onun elinden alacağız. En yakın zamanda Allah'ın izniyle. Çünkü bu kadar birlik diye sahtekarlık yaparak, başa geçerek, hiçbir derneğe üye yapmayarak, kendi ilinden 30'luk tane üye yapıp, Gaziantep'te bir üyesi yok. Antep'te 140'a yakın Türkmen derneği var, Antep'ten bir üyesi yok. Yani düşünün arkadaşlar, ben 75 yaşındayım, 38 yaşında başladım, 37 yıldan beri bu işi severek yapıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizin gözlerinden öperim. Eğer müsaade ederseniz bir de şiir okuyayım size. Böyle iyi bir çalışma oldu, bilgilendik. Şu anda serbest konuşuyoruz. Asıl serbest konuşmuyoruz. İçimizde konuşuyoruz. Arkadaşlar. Efendim, isim Orhan Akça mıdır? Orhan Akçan, Muğla tamam. Yörük Obalar Derneği Başkanı, tamam. Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Yardımcısı. Biz Yörük Türkmenleri hiç burada mızıramamıza gerek yok. Bir, Cumhuriyetimizin kurucusu Kızılhoğlu Gözcük Yörüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye göç etmiş Yörük Türkmenlerdendir sözü bizim için hedef olmalı. Değil mi? Ayrıca efendiler, gidip Toroslara bir bakın. Orada bir yörük çadır görürseniz, dumanda tütüyorsa, hiçbir güç ve kuvvet bizi mağlup edemez sözü de bizim için aslında hedef ve hedef olmalı. Yaşa. Onun için biz burada elbette bizim kadınlarımızın hepsi birer fabrika, üretmeyi çok iyi bilirler. Her ilde bizim başkanlarımız var, yerel yöneticilerimiz var. Muğla'da, Antalya'da, Mersin'de, Diyarbakır'da da var, Samsun'da da var, Samsun burada, Maraş'ta var. Yani arkadaşlar, biz bunları geçelim. Biz bundan sonra ne yapabiliriz? Güç birliği konusunda ne yapabiliriz? Evet. Kimse ayakta olmadı. Eğer biz tek yumruk olmazsa biz böyle mırıldanı gideriz. Kusura bakmayın, hepiniz saygılar. Teşekkür ederiz. Tekrar eder misiniz? Ali Kocakaya. Ali Kocakaya. Şimdi önce şehir dışından gelen dernek başkanı arkadaşlarım, hepsine saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konumuz gastronomi. Hepimizin atladığı bir şey var. Ben az önce otobüsle geldim. Halk otobüsüne bindim geldim. Halk otobüsünün içi Birleşmiş Milletler gibiydi. Sahip olduğumuz gastronomi kültürü hızla gecelere gidiyor. Önce bunu durdurmamız lazım. Sarı saçlı mavi gözlü dev adamın Toroslarda yörük dumanı, yörük çadırının dumanını tüttürmeye devam etmemiz lazım. Pardon, affedersiniz. Lütfen telefonla konuşmak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız dışarıya çıkarsa mutlu oluruz. Yoksa insicamı bozuluyor, dikkatlerimiz farklı yorumlara dağılıyor arkadaşlar. Lütfen telefonlarınızı sessize alınız. Konuşmak durumunda olan arkadaşlarım olabilir. O zaman lütfen dışarıdan konuşup gelsin lütfen. Rica edeyim. Buyurun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği duman üstüne yörük çadırları hızla şehirleşiyor. Sahil kentlerimizdeki yörüklerimiz hızlı bir şekilde planlı ve programlı olarak iç bölgelere sürülüyor. Malumunuz sahil kentlerdeki kira artışlarının, ekonomik zorlukların yüzünden hızla iş yerlere doğru sürülüyor. Bu göç, bu sessiz sedasız göç aynı zamanda bizim gastronomi kültürümüzü
geleneğimizi, göreneğimizi, her şeyimizi yok ediyor. Önceki gün bir çocuk parkını ziyaret ettim. Ben bir dernek başkanıyım. Çocuk parkında yaşı oynayan bir çocuk, Türk çocuğu, yanındaki çocuğa diyor ki gel beraber oynayalım. Çocuk anlamıyor. Döndü geldi bana dedi ki amca anlamıyor. Oğlum o Rus dedi. Öbürkü Ukraynalı, öbürkü İranlı, öbürkü Güney Afrikalı. Ya ben bir apartmanda oturuyorum. İnanın bana tek başıma Türk'üm. 16 dairelik bir apartmanda tek başıma tek daireyim Türk. Tek daireyim. Öneri saralım Sayın Başkanım. Buna hepimizin az önceki başkanlarımın da söylediği gibi birlik beraber olarak buna dur dememiz lazım. Buna dur dememiz lazım. Konunun her şeyin özü bu. Yani eğer 5 yıl sonra inanın bu sıralarda oturamayacağız. Demek bu ki sıralar... birlikte olup problemlerimizi birlikte tartışmak. Aynen. Güç birliği yapmak. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Elbette ki hepimizin söyleyebileceği çok şey var ama hepimiz nereden bakarsak aynı konuyu tekrar ediyoruz. Buradaki çalıştayın yapılış amacı bugüne kadar bunlar yapılmıştır, bundan sonra neler yapılabilir, hedef birliği yapmaktır. Biraz önce Sayın Başkanım dedi ki 21.800 tane dernek var. Eyvallah var. Biz dünden beri burada kaç kişiyiz? Otelde kalan ortalama 500 kişiyiz. Dün şurada yemekte 700 kişiydik. Yemek saati geldiği zaman rafları dolduruyoruz, standları, ama bakın salonun her yeri boş. Buraya niye geldik? Bir şeyler öğrenip bir şeyler üretebilmek, sesimize ses olmak isteyenlere taleplerimizi belirtmek için geldik. Burada bu insanlar bunun için yapıyorlar. Burada bu insanların bunu yapmasının, bu çalıştayın amacı tüm Türkiye'deki yörüklerin fikir, düşünce ve onların aynı zamanda da istek ve talepleridir. Neler yapabiliriz? Bizim vallahi hiç kusura bakmayın hepimiz yoruyuz. Ben de kayı boyu yörüklerim dedim. Bu arada kendimi tanıtmayı unuttum. Efendim ben Kültür Bakanlığı Halk Şairi, Denizli Yörükler Derneği Kadın Kolları Başkanıyım. 38 derneğim, onlarca buna benzer platformum var. Bizim yaptığımız en güzel şey yemek, içmek, bir güzel yan gelmek oldu. Bunu Orhan Başkanım'la da dün konuşmuştuk. Ne yazık ki biz her şeyden önce birlik olmayı başaramıyoruz. Ve ben de biraz bilirsiniz, biz şairlerin boyları böyle 1.60 kısa da olsa dilleri övendirebilir. Özellikle Zeliha abla bilir, övendirebilirsiniz. Dilimiz de övendire gibidir. Ve ben de bu dilimi kalemime dökerek şunu dile getirmek istedim. Kimi diyor avuçarım, kimi diyor ak keçi. Kimi diyor kayı boyu, kimi diyor sarı keçi. Gönlüme daral geldi, yandı canımın içi. Baktıkça etrafıma yürek yağım eriyor. Bu nasıl iş Allah'ım, her gün, her gün yörük duruyor. Hangi yönüme dönsem bir kuru kalabalık. Kime bir selam versem başkan dolu ortalık. Nereden çıktı bilmem ki gereksiz ortaklık. Kurtların sürüsüne sanki çakal giriyor. Bu nasıl iş Allah'ım, her gün yörük duruyor. Sorsan kara çadırı cansever okuyor diyor. Türkü sanıyor hasbam, o kadın vakur diyor. Yayık nedir ki desem, tahtadan çukur diyor. Utanma arlanma yok, bir de eli yeriyor. Bu nasıl iş Allah'ım, her gün yörük duruyor. Kelaynaklar gibiyiz tükendi derken aslım, ne hikmetse 3 yıldır kıymete bindi neslim. Erkekler körüklümüz, kadınlar oldu feslim. Asalet olmayınca pek eğreti duruyor. Bu nasıl iş Allah'ım, her gün yörük duruyor. Önce dost, sonra düşman birbirini kırıyor. Yörüklüğü bu millet toy yapmak mı sanıyor? Yörük nedir bilmeyen kim ne desen kınıyor. Samyeli avuç epi açıp Mevlasına soruyor. Bu nasıl iş Allah'ım, her gün, her gün yörük duruyor. Sevgili arkadaşlar, 2180 dernek olarak bölünüp bölünüp de dernek olmanın hiçbir faydası yok kimseye. Artık başkan seçe, seçe, seçe usandık. 3 kişi bir araya gelip başkan olmaya gayret edeceğimize, edeceğinize demiyorum, buna ben de dahilim. Edeceğimize
birlik ve beraberlik içerisinde kaybolmaya yüz tutmakta olan kültür, örf, adet annelerimize hep birlikte sahip çıkalım. Birbirinize sırtını döneceğinize, birbirinize el uzatın. Burada bu tarz programlarda şunu yaptım, bunu yaptım değil de şunu yapabilir miyiz, bunu yapabilir miyiz diye yeni yeni fikirler üreterek kendimize bir yol açalım. Hadi diyoruz ya, mecliste sesimiz olsun. Mecliste sesimiz olabilmek için önce ben kimliğinizden arınarak biz kimliğine bürünmek lazım. Şuradaki Zeliha abla benim Afyonlu hemşerim olurmuş ama benim ayıbımdır. Yeni tanıdım kendisini. Dört dernek bir araya gelerek fabrika kurmuşlar. Afyon'da fabrika kuruyorlarmış. Bunu bekliyor bu halk, bu millet sizden. Böyle kadınları işte çoğaltabilmek, fikir getirin, proje üretin ki belediyeler de bizlerin arkasında durabilsinler. Vallahi yürük demek oynamak, kalkmak, toy yapmak değildir. Dışarıda 700 kişi olup da şurada 150 kişi olmak değildir. Umut ediyorum ben söylemek istediğim mesajı yerine ulaşmıştır. Efendim, konuşacak gerçekten çok şeyimiz var ama zamandan dolayı ben sizleri hepinizi saygıyla selamlıyor ve söz hakkı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum başkanım. Biz teşekkür ederiz efendim. Eleştirilerimiz için bunu salona verelim. Sabah götürürseniz sevinirim. Ziraat mühendisiyim. Honamlı Yörük'ün Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkan Yardımcısı olarak da söz aldım, konuşuyorum. Teşekkürler. Sayın, buyurun efendim. Geçen yıl da burada serbest kürsüde güzel fikirler çıktı. Ama kitapçığı dün ben inceleyebildiğim kadarıyla serbest kürsüden bir bilgi yok. Lütfen bu sefer bu görüşlerimiz o kitapta yer alsın. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir eleştiri. Güzel şeyler evet. Vardı. Evet. Ramazan Aydın abim buradan bilmiyorum. Yemekle ilgili katkılar yapmak istiyorum. Dün Müsürlü Yörüğü olarak. Orada bir yörük ebemiz şöyle bir laf söylemiş. Ekmeğin kestiğini kılıç kesemez diye. Dün 18 sofra attık dedi ya hanımefendi. Evet. Aslında dağda yaşayan bu yalnız yörüklerin kendini savunma yöntemlerinden biri de biriymiş. Gerçekten birine bir şeyler ikram ederseniz mutlaka bir cevabını almıyorsunuz. Bunu da bu kayıtlarda olsun isterim. Dünkü keçiyle ilgili sohbetle olarak işim gereği ben hem alaylı yörüğüm hem emekletli yörüğüm, işim keçiyle uğraşmak, halen de çalışıyorum. Türkiye'de üretilen kırmızı etin 92'si sığırdan karşılanıyor. %6'sı koyundan karşılanıyor, ikisi de keçiden karşılanıyor. %5 dedi arkadaşımız ama bazı hataları var. Bu keçi eti ve küçükbaş etini bizim gençlerimiz tüketmiyor. Kültürlerinde damağında yok. Sebebi de annelerden ve bizlerden kaynaklanıyor. Bu menüyü önüne koymazsan bu çocuklar bu tadı öğrenemez. Bununla ilgili ülkemizde şiddetli bir dizi furyası var. İnsanlar da başından ayrılmıyor. Bu konular buralarda işlenmeli. Keçinin sağlıklı yaşadığı yerde ya etiyle ilgili konular burada işlenmeli ki geçebilsin diyorum. Diğer toplumsal konulara gelince Ali abi girdi, söylemeden de mi demeyeceğim. Bu yörüklerin birleşmeyle falan bir sorun yok. Bu memleketin en önemli sorunu bu Türkiye'ye dolan yabancılardır. Kimse sesini çıkarmıyor. Hiçbir dernekten de çıt gelmiyor. Hiçbir siyasi partide buna ses çıkarmıyor. Bakın bu memleketi 35 yılda siyasetinde Bahçeli, Akşener, Perinçek, Erdoğan yönetiyor. CHP'de değişiklik var. Ve siyaset bu beyefendilerin kişisel görüşünde görüyor diyor. Bizim derneklerin kurucuları da abilerimiz burada bireysel olarak hiçbir şey demiyorum. Aynı mantıkla 35 yıldır aynı kişiler yönetiyor. Bir araya gelemiyoruz. Lütfen herkes bu konuyu da düşünsün. Sırf böyle ton yapmayla dernek gönderiyor olmuyor. 2100 dernek var dedi Faik abi. 21.000. 21.000? Yok, 21.000 yok. 2000 de yok. O sayı yanlış. Kardeşim dernek içinden dernek çıkıyorsa önce dernek içinden dernek çıkan başkan düşünecek. Ha bana sorarsan geçen gün bir grupta tartışma oldu. Kendine dernek kuracağım dedi. Hanımefendi burada mı bilmiyorum. Çok teessüf ediyorum. Ya kendime dernek kuracağım ne demek arkadaşım ya? Kişisel siz kimsiniz ya? Evet maalesef. Durum budur. Bu konularında dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Burada bireysel olarak asla hiç kimseyi kişisel olarak yerdiğim ya da şey yaptığım anlaşılmasın. Teknik olarak anlatacağım çok şey var ama bu teknikten yorulmaya başladım. Herkese teşekkür ediyorum. Lütfen. Bir şey eklemem lazım. Ben 10 yıldır Türkiye'de koyun keçi yetiştiricilerin çobanlığın desteklenmesi konusunu işliyorum. Sağ olsun bir önceki yıl Ankara'daki toplantıda abiler sahip çıktı, hocalar sahip çıktı. Bugün çobanlara yapılan
sosyal yardım yani sosyal güvenlik desteği 30 bin liraya çıktı. Bu konunun da bu arkadaşlar tarafından tekrar tekrar platformlarda dile getirilmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok somut, oldukça geleceğimizi aydınlatıcı bir öneriler getirdiniz Salih Bey. Çok teşekkür ederim. Arkada bir beyefendi var. Arkada. Buyurun başkanım. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar. Tam tartışmaları dinliyoruz. Ben yıllardır dinliyorum bu tartışmaları. Ve yıllardır da birleşme üzerine söz söylüyoruz. Ama ciddi bir kurgu yok. Bu hareketin niye ortaya çıktığını anlayamazsak basit bir dernekçilik olayına takılır kalırız. Dernek dediğiniz şey 7 kişiyle kurulur. İşte yasalar gereği yapılması gereken şeyler vardır. Onları yaparsınız. Şuradan çıksak hepimiz 7'şer kişi bir araya gelsek herhalde bir dernek çıkar. Yörük Türkmen Kültür Hareketi dernekleşmek için kurulmadı. Yörük Türkmen Kültür Hareketi 3 kişi bir araya gelsin güç olsun diye kurulmadı. Yörük Türkmen Kültür Hareketi yıllardır televizyonlarda dahil olmak üzere panellerde, konferanslarda, çalıştaylarda her zaman söylüyoruz. Hala kendi aramızda bunu doğru bir mecraya oturtamadık. Biz önce ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Neyi istediğimizi bilmemiz lazım. Ne olacak? İşte burada birliyiz. Birlik değil miyiz burada? Birlik değil miyiz burada? Hepimiz beraberiz. Ve hepimize aynı şeyleri söylüyoruz. Onun için bunun altını doldurup Türkiye genelinde hatta gönül coğrafyamızda ciddi bağlar kurup siyasi, kültürel, iktisadi çalışmalar yapmamız lazım. Yörük Türkmen Kültür Hareketi'nin en temel çıkış noktası şu. Anadolu'da yani Türkiye'de bir takım insanlar din üzerinde, bir takım insanlar evrensel değerler üzerinde Türklük kavramını baskılıyorlar. Biz bu baskıyı bir kültür hareketiyle, bir kültür devinimiyle nasıl kırarız hesabıyla çıktık diyorlar. Ve söylemlerimiz ve eylemlerimiz hep bu yönde olmuştur. Herkes meseleyi dernek bazına indirdiği için dernek, ben Yörük Kültür Hareketi'ni derneklere indirgemesine kabul etmiyorum. Bu realiteyi kimse değiştiremez. Bizden önce dernekler kurulmuşlardı, ben biliyorum. Köy dernekleriydi, şu dernekler, bu dernekleriydi. Biz bunu Türklük davası adına içinde yörük olarak, o zaman hakikaten Türkmen de geçmiyordu kurduğumuzda. Daha sonra Türkmen'i genel kurulumuzda aldık, kurulumuzda. Yörük Türkmen Kültür Hareketi ve neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bunları madde madde sıraladık. Arkadaşlar bizim davamız Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine Türk milletini nasıl taşırız? Bizim derdimiz bu. 4 derneğin bir araya gelmesi, 5 derneğin. Şimdi işte Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği. Usul olarak kuruluşunuz yanlıştı. Bu yöntemle giderseniz camiayı toplayamazsınız dedim. Bir kendime sizler nasıl görmüştünüz onu bilmem. Ama bu hareketi başlatan insan olarak bu konularda biraz daha evveliyatımız olduğu için belki de tecrübe diyebilirsiniz. Sizler benden çok akıllısınız. Konfederasyon kuruldu. Rahmetli Mustafa Özbek abimizi ben de rahmetle anıyorum. Bir takım usul hataları vardı, yöntem hataları vardı. En sonunda rahmetli şunu dedi bana. Ula oğlum dedi, gel dedi şuraya dedi. Ben dedi hatalarımı gördüm dedi. Ve ondan sonra zaten 2 hafta sonra, 1 hafta sonra o zaman Ergenekon'dan alındı. Ve en sert tepki de Antalya'dan çıktı yine. Şimdi bizler
ne olduğumuzu bileceğiz arkadaşlar. Kendimizi basit birer dernek başkanlığı şeyine indirmeyin. Şimdi buna indirgerseniz beni başkanım eleştirir. İşte 30 yıldır derneğin başında diye. Evet 30 yıl oldu. Kurucu başkanım ve hala da başkanım. Bunu basit bir dernekçilik olarak görmediğim için başındayım. Bu bir Türklük davası. Bu yüce milletimizin özgürlük, istikbal davası. Tabii bunun ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var, kültürel boyutu var. Bir yıl bunların boyutları var. Biz ne olduğumuza karar vermeliyiz. Şimdi geçenlerde ortaya yine bir laf attık. İşte Türkiye topluluğu yarım kaldı. Bunları canlandıralım dedik. Hatta en son bir önceki televizyon programında da bu topluluktan bahsettim. Ucu nereye giderse dedim oraya kadar gitmemiz gerekir diye. Siyasallaşmamız mı gerekiyor? Parti mi kurmamız gerekiyor? Türkiye'yi yönetmeye mi talip olacağız? Bunların altyapılarını artık oluşturmamız lazım. Dün üzüldüm hocam, özür dilerim. Estağfurullah. Üzüldüm, bazı şeyler oldu. Mesela tarım, orada hocamız da söyledi, Altun Yörükoğlu. Türkiye'de bir tane Ermeni köyü var. Tarhan'a gitti gitti oraya dayandı. Tarhan'a gitti gitti oraya dayandı arkadaşlar. Biz etnik, ırkçı, etnik şeyi falan değiliz, ırkçı falan değiliz ama tarhana, yoğurt, bunların hepsi Türk'ün malı. Türk'ün ürettiği değerler bunlar. Hayvancılık diyoruz. Bu hayvancılığı evcilleştiren de Türkler. En son yaptığımız, Murat Paşa'yla yaptığımız, beraber yaptığımız en son çalıştaydı, üçüncü çalıştaydı. Bir yıl hocalarımız geldi orada, yetkin. Hocam sizler de oradaydınız. Yörüklü çok yerlere götürmezseniz, hocam buradan çıkışı yok diye onlara bir şaka yaptım. Merak etme dedi içinden birisi. Ta gerilere götüreceğim dedi. Geçen yaptığımız çalıştayımızda da Antalya özelinde yaptık. Kusura bakmayın, ekonomik olarak dışarıdan konuklarımızın şeylerini karşılamada zorluk çekiyorduk. Onun için dışarıdan pek çağırmadık. Konfüçyüs Türk milletinin içinden çıksaydı Çin'in dünyanın yarıdan fazlası Türk'tü bugün dedi hoca. Çin'in de şu anda %80'i Türk dedi. Biz kaybolan değerlerimizi nasıl yaşatırız? Bunlar için neler yapabiliriz? Yani sürü olmaya gerek yok arkadaşlar. Bizim için yani 50 tane derneği bir araya getireceğime ben şahsıma söylüyorum bunu. Bir tane İbrahim Bakır bana yetiyor. Bilim insanı. Milyonları aydınlatıyor. Gerçekten en son yaptığımız çalıştay toplumumuz adına, milletimiz adına çok büyük bir kazanımdı. Tavsiye ederim. Hocayı takip edin. Necati Demir Hoca'yı, Profesör Doktor. Teşekkür ediyoruz gıyabında kendisine. Bizim şeyin çok mücadelesini verdik. Yörük'le. Biz Yörük Enstitüsü kurulsun diye mücadele verdik. Çok mücadelesini verdik o işin. Ama müdürlük oldu. Yetkisiz bir şey, bütçesiz bir kurum. Nasıl üniversitelerde, bilim dünyasında bunları baskıyla nasıl kurdurabiliriz? Şeyi de baskıyla, müdürlüğü de baskıyla kurdurduk. Hakikaten baskıyla kurdurduk yani. Kolay olmadı. Şimdi belki hocalarımız da o günkü bizim yıllardır verdiğimiz mücadeleyi bilmiyor olabilirler. Ama bilim dünyasına dahi baskı kurmak zorunda kaldık. Düşünün bu milletin değerleri nasıl yaşatılır noktasında bilim insanlarının düşünmesi gerektiği şeyleri bizler düşündük. Onun için sizler aslında çok değerli ve kıymetlisiniz. Bu anlamda yaptığınız işler çok kıymetli, çok değerli. Her sözünüz de çok değerli. Ama unutun şu dernekçiliği işi, dernek birleştirme işini. Biz belli konularda, milletimizi ilgilendiren belli alanlarda toplu ses olmaya bakalım. Dernek olsun. Zaten bana kızan sabah kalkan bir dernek kurdu Antalya'da. Öyle oldu yani. Her Kur'an'da bir düşünceyle geldi.
hangi düşünceye yaptın diye sorduğumda birisine sordum, belki buradadır. Ne yaptın dedim, senin eksik tarafını tamamlayacağım dedi. Benden dedim, bir eksimi tamamladım, bir eksik söyleyin bana dedim. Yok, olmaz. Ne olacak, dernek kursan ne? Birçok derneklerimiz, tabela derneği. Kaliteli 10 tane insanı bir araya getirin, verimsiz 1000 tane dernekten iyidir. Onun için biz insanlarımızın beyinlerinde, kafalarında neler var, biz bunlara da ilgilenmemiz lazım ki bunlarla yürümemiz lazım. Bırakın artık bu dernekmede, dernekçilik çok basitleştirildi. Olmaz böyle bir şey. Biz öze dönelim. Yörük Türkmen Kültür Hareketi Türk milletinin özüne bir yolculuktur. Sen özüne inebiliyor musun? Dernek başkanı dediğiniz insanlar o özde yolculukta neler yapıyorlar? Onu görebiliyor musun? Biz bunlara bakalım. Türkiye topluluğunu kalk ayağa başkanım. Türkiye topluluğunu canlandıracağız arkadaşlar. Şartlar ne olursa olsun. Ucu nereye giderse gitsin siyasallaşma da dahil bunu da başaracağız. Artık şununla, bununla filanla şu işte dernekle uğraşma zamanı biz çok oldu geçeli. Hepinizi teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz başkanım. Evet, uzağa gidecek yolcularımız var. Onlara iyi yolculuklar diliyoruz. Şimdi biz şeye devam ediyoruz. Gördüm efendim, işaretlerinizi aldım. Beyefendi çok önce söz istemişti. Buyurun efendim. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyurun efendim. Lütfettiniz. Estağfurullah. Burada bulunan benim için hazırımsınız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben Karaman Yörük Türkmen Vakfı mesuliyetini üstüne alan bir kardeşinizim. Şimdi hocam net bir şeyler istedi. Başkan bir şeyler konuştu. Ben hemen kısadan politik yanım var, lafı çok uzatmayacağım. İsim alabilir miyiz efendim? Mustafa Köpüklü. Mustafa Köpüklü. Köpüklü. Köpüklü, pardon. Köpüklü. Pardon. Bazıları köprülü falan diye karıştırır. Ben Yörük çocuğuyum. Öp öz. Selçuklu bakiyesiyim. Katkısızım. Çok iyi. Bir, Yörük denildiğinde Türkçeden başka dil bilmeyen Türk'tür. O da Yörük'tür. Hocam öneri dediniz. Kaydederseniz. Kayda giriyor efendim. Kayda giriyor. Kürsü sizin. Size sırtımı dönmek zorundayım. Estağfurullah, rica ederim. Ben hiç alınmayın. Lütfen buyurun. İkincisi. Biz idare edilen sınıftan idare eden sınıfa geçmedikçe bizi kara çadır ve ala köpekle anarlar. Ama biz bu devletin, Türk devletinin, Türklüğün esasıysak bizi kimse kara çadır, ala köpekle anmasın. O zaman adını bir daha koyalım. Yörük demek Allah'a giden kul demek. Hocam kayda al. Yörük Allah'a giden kul demek. Bizi basitleştirmek için bizi kara çadır, ala köpekle, tülü deveyle, boz deveyle ananla bizim yıllar önce hele hele bir politikada 600 küsür sene bizi yok sayıp etraf olarak görenlerin politikası devam ediyor. Kendimize gelelim, kendimize. Hepiniz kıymetlisiniz. Neden biliyor musunuz? Milletin sıcacık yatağında, zobasında, kalorifer peteğinin dibinde dururken zaman ayırdınız. Zaman çok kıymetli şey. Buradasınız ya. Benim için çok kıymetlisiniz. Kar, kış tipi buradasınız. Onun için burada olmanın olmayanlara duyuracağı bir ses olmalı. O dernekler, bunlar geçtik biz. Ama bir şey olmalı. Sizler bugünün teknolojisinde olmayanlara bir mesaj götürmelisiniz. Götüreceğiniz mesajları da herhalde ifade ettiklerimi, hele iki unsuru unutmayacaksınız. Bir, Yörük Allah'a giden kulmuş. İki, Türkçeden başka dil bilmeyen Türkmüş. O da Yörükmüş. Bu anayasamız,
Ben Karamanlı olduğum için biraz önce başkanın birisi de ifade etti. Hani o Toroslarda tüten çadırın bir vedar iftihar olduğunu bilen, mekanı cennet olsun, Atatürk bize bir şey emanet etti. Emanet neslin korunması. Estağfirullah. Allah'ın Habibi, sevgilisi Peygamber Efendimiz başkalarının dediği gibi değil. Arap benden ama ben Arap'tan değilim diyor. Yasef'in torunu Türk, Türk. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yasef. Yasef'in oğlunun adı Türk, Türk. Kendimize gelelim. Ve şimdi meselede bir arkadaşım şeyden bahsetti. Burada da bilgimiz olsun diye değil. Olması gerektiği için gelmeyenlere duyurmanız için söylüyorum. Arkadaşlar, insan sağlığı çok önemli bir şey. Bu gastronomi biliminde sağlıklı gıda tüketilmesi öğretiliyor ya. Hocam ben burayı pek bilmem ama bizim yörüklerde derler de ki arpa unundan 7 çeşit yemek yapan gelin mubahtır. O zaman arpa unundan 7 çeşit yemek yapılıyormuş. Bunu düşünelim. Dipnot. Sağlıklı insan olmak için yapmamız gereken bir şey var. Hani o bizim dağda iki geçi iki boyunla görenlere bilgi verelim. Arkadaşlar, evinin önüne hani bizden bir endüstriyi aldılar. Bu da biz buradayız. O yapanlar bilmiyor sanıyorlar ama ben biliyorum. Söylüyorum. Bu ülkede keneviri yasaklayanlar önce bizden sağlıklı toplum aldılar. Bir, havayı temizlemede sağlığımızı bozdular. Gıdada sağlığımızı bozdular. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Sanem geçisinin südü kenevirin yaprağıyla o keçi o yaprağı yerse, o sütü sağır peynir yaparsa, o Fransızların Roquefort muydu? Neydi hocam adı? O peyniri Roquefort, evet. Roquefort'un pabucunu dama atarız. O zaman herkes evinin önüne bir hane ekecek. Çünkü hücreleri yenileyen, hücredeki o kanser vesaire denilen toksinleri atan en kaliteli peynir o peynir. Onu biz yetiştirebiliriz. Burada bu akıllı koyarsak bunu yayarız. O işi yasak koyanlara da kafa tutarız. Ama yine hatırlatmak için söylüyorum. Ne zaman ki biz idare eden sınıfa göz dikersek biz varız. Ya değilse 16 dairede bir tane Türk kaldım diyen kardeşimizin feryadını duymak zorunda kalırız. Ben Türkmen Dağı'nda, var mı bu arkadaşlarımız oradan gelenler? 7 yıl önce, 8 yıl önce bir mesaj göndermiştim. Beni duymayanlar şimdi orada çadır bulamıyorlar. Fakat konuyu pek fazla şeye sokmadan bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, ben bir şey biliyorum. Bu benim bilgilerimi sizle birazcık paylaşacağım. Yanlış diyen burada desin, diyemeyen Mustafa Köpüklü Facebook'una girdi miydi? Orada çıkardım. Telefon numaram da yıllardır orada var. Ulaşsın, fikrini de söylesin. Hakareti de içerecek kadar serbest. Arkadaşlar, özellikle bizim üzerimizde böl parçala yönet sistemi var. Fazlası detaya girmeye gerek var mı? Yoksa irkilip ayağa mı kalkacağız? Türkçe konuşuyorsak ötesi yalan, yalan, yalan. Dil önemli. Nereden geldin? Yani Türklükte bu var. Bizi göçerlerle karıştırdılar. Göçerlerle karıştırdılar. Göçer Türklüğüyle bizim alakamız yok. Biz de göçtük. Devemiz var, atımız var, eşeğimiz var. Ben boz eşeğe falan yapmasını da bilirim. Ben 60 küsur yaşında bir kardeşinizim. Böyle geçiş çobanıyım ya. 3 tane üniversitede okudum ama geçiş çobanıyım. Fakat geldiğimiz noktada gördüğüm bir şey var. Bizi ne kadar böler parçalarlarsa, dernekleştirirlerse,
yönetimi, otoritesini üstümüzde vesilelerle kurarlarsa biz bu işten uzaklaşıyoruz. Demin arkadaşım söyledi, işte kaç yıldır işin başındayım, hedeflerim var dedi. Bir elin bir şey yok. Bir olursak her şeyimiz var. Buradan bir şey söyleyeceğim, herkes bunu bilsin. Geçen gün tepki gösteren, çok tepki duyan adam, bilmem nelere salon vermediği için eleştirilen bir adam var. Ben politik olarak da yıllarca Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yapmış ve şimdi bağımsız bir adamım. O adamın takdir duygularınızı iletiniz. Çünkü bu memlekette bir avuç dili olmayan, edebiyatı olmayan, diyalekle konuşurken kendilerinde hükümranlık arayacak, sokak sokak ortalığı karıştırıp, tufan estirip, üstümüzde hükümranlık kurmayıp, toprak isteyen şerefsizlere hayır size salon vermeyeyim diyen bir yiğit çıktı. O adamın duruşu kadar duruş gösterelim. Hakkınızı helal edin. Hocam dediğim üç temel konuyu arz ettim galiba. Efendim, saygılar sunuyorum. Kayıtlı aldık. Hepinize saygılar sunuyorum. Önce Abdullah Başkan dedi, belki yanlış anladı galiba veya ben yanlış anladım. Hocam isminizi bağışlarsanız. Altuğ Yörükoğlu, emekli öğretim üyesi, Yörtürk Vakfı'nın, Yörük Türkmen Vakfı'nın kurucusu, yıllarca yöneticiliğini yapmış. Yörtürk Vakfı ile ilgili de şey anlatacağım. Ama Diriliş Vakfı'nın da genel başkanıyım şu anda. Buradaki dün Ali hocamız, Ali Yaman hocamız Gaziantep Üniversitesi'nden dediler ki vakıf köyünde keşkekle ilgili orada kutsuyorlardı dedi. Çünkü o vakıf köyünü ben de biliyorum. Hatay'da bulunan gerçekten güzel bir yerde, Samandağ'a yakın bir bölgede kurulmuş tek Türkiye'deki Ermeni köyü. Bir tane Ermeni köyü var. O da Hatay'da kurulmuş ve gerçekten orada keşkeyi kutsadıklarından bahsettiği için ben de orada özellikle vurgulamak istedim. Demek ki keşkek bizden onlara geçmiş ama bizde dua ederken onlar kutsayarak aynı şeyleri devam ettirmişler. Orada Ermeni köyünü övmek falan değil. Yani tek köy olduğunu ve Ermeni köyünde bile keşkeğin şu anda yapıldığını vurgulamak istedim. Şimdi bu yörüklük davasına gerçekten, çünkü benim soyadım da Yörükoğlu olduğu için ben küçük yaşlardan itibaren Ankara'da büyüdüm ve hayatımı yörüklük davasına verdim. Doğduğum günden beri yörük olduğumu her yerde söyledim. Her platformda bunları savundum. Ama bunu yaparken insanlar gerçekten 70'li yıllarda ve 60'lı yıllarda yörüğüm diyen kimse yoktu. Ve normal benim arkadaşlarım dahi ya yörük deyince ne, yörük nedir, kimdir? Çadırda yaşayan, işte yerleşmemiş Türk toplumu. Bunu deyince herkes dalga geçerdi. Yani dalga geçtiğini zannederdi. Ama ben onlara yörüklüğün ne olduğunu anlattım. Cumhurbaşkanlığının çantaya da, Cumhurbaşkanlığının bahçesine yörük çadırını ben kurdum. Ve orada yörüklerin çadırda nasıl yaşadığını, çadırın ne olduğunu oradaki protokola anlattım. Ya bunun için gerçekten herkes emek verdi ama buradaki tek amaç birlik olmak diyoruz. Herkes çıkıyor, birlik olalım ama birlik olmak adına biz diyerek geliyor fakat ondan sonra ben olarak devam ediyor. Buradaki gerçekten herkesin samimi olduğuna inanmak istiyorum. Şimdi her şeyi överek konuşuyorum. Doğrudur ama bazı şeyleri de gerçekten eleştirmeniz lazım. Çünkü biz bu doğru eleştirmezsek gerçeği bulamayız. Bulamadığımız için de bugün hep dağınık, bölük pörçük oluyoruz. Her yerde dernek. Örnek verelim burası. Mesela Abdullah Başkan'ın da söyledi. Giden başkanımız 21 bin yörük derneği var dedi. 21 bin olmasına gerek yok. 21 tane olsun, doğru dürüst olsun yeter.
Burada ben başkan olayım, bir başkanlık dünyada bilimsel olarak anket yapılıyor ve araştırma yapılıyor. Burada dünyada başkanın en bol olduğu ülke Türkiye olarak çıkıyor. Herkes başkan. İki kişi varsa birisi başkan. Çünkü Türklüğün yapısında da var. Mutlaka iki kişi olduğu zaman mutlaka ya birini yıkacak ya bir devlet kuracak. 16 devlet kurulmuş şimdi, şu anda daha da fazlalaştı Türk devletleri sayısı. Temelinde işte hep yıkmak. Önemli olan muhafaza etmek. Mevcudu korumak. Bizim amacımız burada bir araya gelmişsek, geleceksek işte ülke yönetimine talip olalım diyoruz. 40 sene ben de hizmet ettim bu devlete ve hala da çalışıyorum. Ama neden? Biz bir araya gelemiyoruz. Niye en üstte görevlerde bulunamıyoruz? Niye getirilmiyor? Çünkü elinden tutan birisi yok. Sen çalmıyorsun. Başka birine biat etmiyorsan bu olmuyor. İşte biz yörük olarak önce bir kendi birbirimize gerçekten bir silkinelim, bir araya gelelim. Ama artık şu dernek olayını, ben vakıf kurmaya başladığımız zaman 1970 yılında bu fikri attım. 96 yılında kurabildik ancak. Çünkü vakfın ne olduğunu da bilmiyorduk, nasıl kurulduğunu da bilmiyorduk. Burada vakıf kuralım dediğimiz zaman Abdullah Başkan'ıma da söylemiştim vakıf kuralım diye. Başkanım da o zaman demişti merkez Antalya olsun olalım. Şimdi buradaki temel birinci derecede gerçekten biz artık çoğalsın, yörüklerin adını duysun diye herkes her yere dernekler kuruldu. Çok güzel kuruldu. Artık şu anda yörüklüğü herkes dünya biliyor. Yörüğün kim olduğunu, yörük nerede yaşadığını. Ama bunun için biz ne yapmamız gerekiyor? Artık bunu bırakacağız. Bir araya geleceğiz. Daha büyük kuruluşlar kurmamız lazım. Eğer vakıf kurulacaksa vakıf kurun. Her bulunduğunuz yerde vakıf adı altında toplanın. Ve bunun yanında daha üretken hale geçelim diyoruz. Ama ne üreteceğiz? Şimdi bu önemli. İstemeyle o belediyeden, bu belediyeden yürümez. Hiç kimsenin ekonomik durumu da belli. Bunu da yürütemez. Bunun için ne yapmamız lazım? İşte ciddi devletin verdiği bazı hibeler vardır. Ben 6 yılda Avrupa Birliği'nde görev yaptım. Daha önceleri de söyledim bunu. Avrupa Birliği'nin verdiği hibe programlar vardır. O hibe programlarda eğer siz ciddi bir kuruluş olursanız hazırladığınız projeyle oradan hibe alır ve gereğini yaparsınız. Birçok da hizmet yaparsınız bulunduğunuz bölgelere. Üretim mi yapacaksınız? Hangi konuda üretim yapıyorsanız ben size her türlü projeyi de gönüllü olarak hazırlarım. Bunları yapın, kimseden de para dilenmeyin, kimsenin kapısını da para konusunda çalmayın. İşte o zaman sizin ayağınıza gelirler. Ama siz giderseniz ondan sonra bir daha kimseyi getiremezsiniz. Bunun için şurada kısacık bazı şeyim var hocam, müsaade ederseniz. Hocam estağfurullah, çok somut şeylere değiniyorsunuz. İşte tam da aradığınız noktalar bunlar. Yani aslında aynı şeyleri tekrar etmek, patinaj yapmak değil, bir adım ileriye nasıl gidebiliriz? Projeler geliştirebiliriz, ne yapabiliriz? İnsanlarımızı nasıl refah içinde, mutluluk içinde geliştirebiliriz? Teşekkür ederim hocam, buyurun. Şimdi konuşacak çok şey var. Ama gerçekten herkesin söyleyeceği şey olduğu için çok zamanınızı almak istemiyorum. Ve bunun için eğer proje hazırlanmasını istediğiniz konu olursa bana ulaşın. Ben size gönüllü olarak her türlü desteği vereceğim. Her projenizi hazırlarım. Bunun için de şu anda burada söylemek istediğim bazı şeyler var. Bunları da söylemek istiyorum. Bunlar hep özü, Türk'ün, yörüğün ne olduğunu ve neler yaptığımızı hepimiz biliyoruz ama biz bunlara değinmemiz lazım. Şimdi Şeyh Edebali'nin bir öğütüyle başlamak istiyorum. Ey oğul, geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. Nasihatine sıkı sıkıya bağlı olan biz yörükler birbirine de sıkı sıkıya bağlı olmamız lazım. İşte o zaman ülkemize de ve milletimize de son derece bağlıyız. Yörüklük ruhu kuruluşun da, dirilişin de, kurtuluşun da beslendiği ruhtur. Bu ruh ışığını ulu erenlerden, gücünü ise nefsine hakim olmayı bilen
Adil Beylerden, Yiğit Alperenlerden ve Gözü Pek Bacılardan alır. Bu ruh, iman ve irfan nurunun kadim geleneklerinden beslenen, aklın ve kalbin sessiz bir kıyamette buluştuğu kutlu Anadolu ruhudur. Bu ruh, zaman gelmiş öze dönmüşe ve yeniden dirilişe ilham vermiş, zaman gelmiş kutlu bir direnişe ve muzaffer bir kurtuluşa can vermiştir. Bu ruhtan beslenerek kah Sultan Alparslan olmuş, Malazgirt'te destan yazmışız, kah Osman olmuş, ulu bir çınarın rüyasıyla uyanmışız. İstanbul'a müjdelenip Fatih olmuş, Mustafa Kemal'le kurtuluş destanı yazıp küllerinden yeniden doğmuşuz. Kuruluştaki ruh ile kurtuluştaki ruh aynıdır. Malazgirt'te, Söğüt'te, Çanakkale'de aynı ruhtan beslendik ve bu ruh kutlu Anadolu'nun ruhu aynen devam etmiştir. Yine haklı olduğun mücadelenden asla korkma. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Öğretisiyle yetişen yiğitler o gün Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde korkusuzca şahadete yürüdüğü tüm dünyaya bu aziz yurdu asla çiğnetmemiştir. Dağlar heybetli, denizler engin, çiçekler güzel, topraklar cömerttir. Bunların hiçbirinde gurur ve kibir yoktur. Fatih Sultan Mehmet henüz 17 yaşındayken hocası Akşemseddin şu öğütü verir. Sen dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma, kibirlenme, böbürlenme. Dağ olma, olsan da yol olmaya heveslen. Sen yol ol ki herkes senin üzerinden geçerken sen dağların bile üzerinden geçesin der. Sayın başkanlarım, biz burada hep dağ olmaya değil yol olmaya heveslenelim. Ben de hayatımda yaptığım hep şey yol olmak için yürüdüm ve yol olmaya devam ediyorum. Sizlerin de yol olmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum ve o yolda bir yerde yollarımız kesişsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Kendinizi tanıtıp isminizi alalım. İsmim Sabit Kızılhan, Denizli Acıpayam'dan geliyorum. Burdur Karaman Yaylası ve Acıpayam Malıdağ eteklerinde çobanlık yapan Mühür çobanımızın bir cümlesiyle başlamak istiyorum. Yok olan var olmaz. Kara oğlak gök olmaz. Görüp de kolay sanma. Kimi almaz, kimi emmez. Bir görük çoban Ufuk Akın kardeşimizin şimdiki paylaştığı iki oğlaklı çobanın, yani doğum yapmış iki oğlaklı çobandan okuyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli başkanlarım, sizlerden ricam dernek kurulabilir, vakıf kurulabilir. Önemli olan dağdaki o dumanı tüten çobanlara sahip çıkabiliyor musunuz? O gastronomiyi katkı sunan çobanlarımızın ne kadar yanındayız? Ne kadar onlara dokunabiliyoruz? Bunu kendimizi sorgulamamız lazım. Ben bunu şöyle örnek verebilirim. Kısa keseceğim arkadaşlar. Şimdi otlak sorunu var çobanların. Çobanlarımızın otlak sorununa dokunmadığımız sürede biz burada boşuna kazma kürek çukur kazmış oluruz. Eğer çobanlarımızın derdiyle dertlenemiyorsak, çadırını direk olamıyorsak, kovasında yoğurt olamıyorsak, keçisinin doğumunda merhem olamıyorsak biz burada başını kürek sallamış oluruz. Demem odur ki çobanlarımızın her biriyle dertlenmeliyiz. Gerek Eşeler Yaylası, gerek Toroslar, gerek Bozdağlar. Çobanların yanına gidip ne kadar dokunduk sorusuna hepinizin sormanız dileğiyle hepiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygıyla, selamla, Acıpayam'da bir eviniz var, kardeşiniz var, beklerim. Saygıyla selamlar. Teşekkür ederiz. Hemen karşılıklı. Saygıyla selamlıyorum. Adana'dan geldim. İçinizde sayın başkanlarım var. Sözlerin üstüne İsminiz de söz. İsminizi alalım efendim.
Cengiz Çetinöz efendim. Teşekkür ederiz. Buyurun Cengiz Bey. Değerli katılımcılar, buraya kadar Adana'dan gelmemizin sebebi, yorulmamızın sebebi tatil amaçlı değil. Kesinlikle bir katkıda bulunmak, öyle bir çağrıya icabet etmek amaçlı geldik. Şimdi niteliğimiz çok önemli, evet. Katılmayanların da canı sağ olsun. Seçim arefesindeyiz. Sizlere dönemimizle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar, uzanan kol bizden olmazsa hiçbir şeye hakim olamayız. Mahallede muhtarlıkları, azalıklardan başlayın, meclis üyeliklerden, belediye başkanlıklarından, her yerde, yerel yönetimde söz sahibi, oralarda güç sahibi olabilmemiz için adaylarımızı teşvik etmemiz lazım, bulmamız lazım, önlerimize çıkarmamız lazım, desteklememiz lazım. Sivil toplum örgütleri ve bu konuya gönül vermiş arkadaşların öncelikle yapması gereken şeylerden biri bu. Eğer idari makamlarda, güç odaklarında sizlerden biri yoksa nafile koşturursunuz. Konuşuruz, konuşuruz, birileri bizi oyalar, gönderir. Dönem itibariyle bu konu çok hassas, bütün zamanlar için geçerlidir. Ben demografik yapının oldukça dağıldığı bir bölgeden geliyorum. İşgal edilen köylerimiz var, yörük köyleri. Mesela Cırlık Köyü. Adana'da Cırlık yörüklerini bilirsiniz. Bir tane aile kalmadı. Köyün adı hala Cırlık. Önce muhtarını aldılar, öldürdüler, tarlalarını aldılar, zapt ettiler. Sabancıların çiftçiliğiydi, çiftliği de orada. Hepsi gitti. Tek sebep ne biliyor musunuz? Yönetenler bizler değiliz. Adana'da maalesef demografik yapının gittikçe el değiştirdiğine şahit olanlardanım. Ve bununla ilgili bireysel şeyler yapmaya çalışıyorum. Adaylık olmaya çalışıyorum filan. Adana'dan aday oluyorum. Mardin'e gönderiyorlar. Git Mardin'de milletvekili. Ne işim var benim Mardin'de? Adana'dan aday oluyorum. Git Van'a. Van'da milletvekili adaylığı yapıyorum. Arkadaş, ben bunların sebebi şu. Dönem itibariyle her şeyi konuşalım. Ben size Adana'nın içli köftesinden de bahsederim. Kuyruk yağının, koyun kuyruk yağının ne kadar faydalı olduğundan. Rahmetlik ninemin dişi yoktu, emerdi. İlaç oğlum, ilaç dedi. Bunu yiyin dedi. Kuyruk yağını tüketin. Ama bunları ayrıyeten de konuşuruz. Çok değerli hocalarım, bu konunun teknik bilgisine hakim insanlar, akademik kariyer yapmış insanlar bunu anlatıyorlar. Ben politikayla uğraşan bir kardeşinizim, yörük kardeşinizim. Yeterince itibar görmediğimizden endişe ediyorum. Hatta az önce bir arkadaşların konuşmasına şahit oldum. Yani işte Ümit Bey bizi buralara topladı. Ümit Bey'in buradan aday edilmeme gibi dedikodularının da konuşulduğuna şahit oldum. Endişe duydum birdenbire. Altıncısını yapıyor ya. Bu adama ihtiyacımız var. Ümitlere ihtiyacımız var. Ümide ihtiyacımız var. O nedenden dolayı gittiğiniz zaman mahallelerinizde, evlerinizde, şehirlerinizde gidin, sivil toplum örgütlerine filan kendi adaylarınızı bulun, iş yapacak çocuklar alın, ağza yapın, muhtar adayı yapın. Makamlara, koltuklara oturmadığımız müddet boyunca güzel işleri yapacak kudretimiz olmayacaktır. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Kültürünün yapısını artık farkındayız, bilincindeyiz ve bütün ülke düzeyinde, hatta yurt dışında, hatta en son Silifke'li bir kardeşimizin uzayda da yörük kültürünü taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle kıvançlıyız, gururluyuz. Ancak birçok şeyleri, söylemleri tekrar etmek yerine acil çözülmesi gereken temel problemlerimiz var. O nedenle bunu gündeme getirmiş olmanız nedeniyle bunu hatırlatmış oldunuz. Önceliklerimiz var arkadaşlar, dostlar. Önceliklerimiz var. Biz kaybolup giderken, sözü birileri söylerken, eylemi birileri yaparken biz ortada kaybolup gitmemeliyiz. Bu nedenle hemen hemen hepimiz, tüm konuşmacılar birlikten söz ediyor. Artık bu söz etmekten öteye bir eyleme geçmek zamanı geldi. Çoktan geçiyor bile. Şu seçimler bunun için bir çok önemli fırsattı. Bir kısmını kaçırdık ama bir kısmını hala kaçırmadık. Bence olayları herkes yeniden düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Hatırlattığınız için teşekkür ederim başkan. Sağ olun.
efendim bu konuyla mı ilgili? Bu konuyla ilgili değilse söz vereceğim. Hakları almış olmayalım. Bakın haklarına, başkasının haklarına. Hisarlar, Yörükler, Türkmenler Federasyonu Sarnıç'tan Hüsem Durun. Değerli başkanımıza geçen sefer hediyesini verememiştik. Başkanımıza memleketimizi ve köyümüzü güzel haşkaşından başkanımıza hediyesini takmin ederse. Efendim bakın şimdi bakın ederim. Beyefendi. Hemen lütfen. Kapatıyorum. Bunu tarımsal işlevi arttırmak açısından benim önerim şu anda ikinci, üçüncü şahıslara satılmadan tarımsal işlevini devam ettirmesi yönünde bir adım atılabilir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet beyefendi bir söz hakkı. Evet gördüm efendim. Gördüm. Epey zamanımızı açtık ama bir 10 dakika kadar herhalde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum organizasyonu bozar mıyız ama buyurun, buyurun efendim. Merhaba. İsminizi başlarsanız. Abdullah Çavdar, Aydın Efeler Derneği Başkanıyım. Buyurun. Turizm destinasyonu ile beraber hani Yörükler, Yörük yemeklerini bunun birleştirilmesi için hani Yörük Yolu Projesi, Yörük Üç Yolu Projesi adı altında bir proje yapılabilir mi? Bunu İzmir'de Aydın Manisa üçgeninde Efeler Yolu Projesi olarak yaptılar ve bunu bu bölgelerde yani Yörük göç yollarında destinasyon merkezleri kurulur. Burada Yörük çadırları vesaire konaklama ve dinlenme tesisleri oluşturup Yörük turizmi buraya gelen turistler veya işte dağcılıkla uğraşanlar vesaire bu tür grupları yani hem kültürümüzü tanıtmış oluruz. Hem yemeğimizi tanıtmış oluruz. Hem yaşantımızı tanıtmış oluruz. Böyle bir proje yapılabilirse. Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili epeyce bir çalışmalar var ama bir türlü somutlaştıramadık. Var. Böyle çalışmalar var. Like yolu gibi. Yani Pisidya Hac yolu gibi. Ne bileyim. Ondan çok daha önemli. Mesela Selçuk Kervansarayları var. Burada belli hatlar doğrultusunda. Mesela onlarla ilgili yıllardır çalışan dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bunlarla birleştirilebilecek projeler var. Evet, yani bunlar son derece somut öneriler. Doğrudur. Bunun üzerinde kafa yormak gerekir. Teşekkür yolu, ederim. Efeler Yolu projesini incelersiniz. Onu bir inceleyelim efendim. Teşekkür tamam. ederiz. Yasal olarak yasak olduğundan çok yakınıyorlar. Benim deneyimlerim bir, aslında siyasi olarak dile getirilse... Efendim bu konu üzerinde çok ciddi tartışmalar var, konuşmalar var. Sarı keçiler var, halen konular göçer hayatı sürdüren insanlar var. Bunlarla ilgili daha önce Sayın Başkan'ın çok büyük emekleriyle gene oluşturmuş sanıyorum 4. Çalıştay'da Orman Bölge Müdürlükleri'yle bunlar ciddi tartışmalar yapıldı. Tamam. Ve şu anda bir anlamda ormancılar da artık günah çıkartıyorlar. Evet, bu yangınla ilgili hususlarda, üretimle ilgili hususlarda, kültürel sürekliliğin sağlanabilirliği üzerindeki tartışmalar üzerinde, şu an onlar üzerinde, herkes üzerine düşeni yaparsa, evet biz o çabalar sürüyor. Başkanım bunun fiili olarak... siyasi olarak güçlenmemiz lazım. Efendim, kesinlikle. İşte o gücü oluşturmak için hep en baştan beri bütün katılımcıların aralıksız belirttiği o birliktelik ve güç oluşturma çabası... Sanıyorum onları da çözecektir diye düşünüyorum. Biz bunları hep gündeme getiriyoruz ama... Bir noktaya... Evet, lütfen son sözünüzü getirseniz. Dün çoban arkadaşım dedi ki, endemik bitkileri, keçiler bir yerden bir yere göçerken, yürürken taşıyorlar, zenginleşiyor ormanlarımız dedi. Keçiler aynı zamanda ormanların küçük dallarını yiyerek... büyük ağaçların gelişmesine faydalı. Bunlar dile getirilsin istiyorum. Yani daha bir ferahlık, daha bir güzellik. Bu yangınların falan da önüne geçiliyor aslında. Doğru. Daha seyreliyor, daha budanıyor. Onlar da farkına vardılar artık onun. Evet, yani bu gözlemi bir de gerekli yerlere, siyasilere iletmek istiyorum. Yani... Peki. Keçi ormanda faydalıdır zarar yerine. Teşekkür ederim. Beyefendinin size bir katkısı olacak efendim. Buyurun Sayın Köpüklü buyurun efendim. Buyurun. Değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili özellikle belirtmek istediğim şey
bölgenizde nerede olursa olsun bu bakımcı dediğimiz eski orman muhafaza memurlarıyla ilgili sorununuz olduğunda bana ulaşın. Bu benim ülkemde ihanet şebekesinin, bunu adını hep böyle koydum, ihanet zincirinin halkalardır o yeşil elbise. Onların korudukları ormanlar, biz çobanlar besledik, büyüttük. Bizim varlığımızda yetişti. Şimdi onların yaptıkları taras alanları cayır cayır yanıyor. Hiçbir şey yetiştiremiyorlar. Ben o adamların genel müdürleri Hanifi Avcı'dan altındaki bütün hepsine varıncaya kadar bunun seminerini vermiş adamım. Ama bulunduğumuz yerde şikayet varsa eğer bir çobana, çocuğa bu konuda tasarruf eden bir bakımcı denilen orman muhafaza memuru varsa Mustafa Köpüklü'ye fesden yazın, ben oraya giderim. Çünkü bu çok önemli bir konu. Bana genel müdürlük bazında bu konuyla ilgili münazaramızda da aynısını söyledim. Vatan hainleri anca sever görünerek görevinde başarılı olabilirler. Bak bu sözüme dikkat edin. Vatan hainleri bizden gözükerek bize ihanet edebilirler. Çünkü pirincin içindeki beyaz taşlar bizim dişimizi kırar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun katkınız için. Evet, bu tarafa doğru. En arkada bir beyefendi var ama. Neyse, şuradan gelelim o zaman. Fark etmez. Mikrofon burada olduğu için. Ha, yakınmış ama tamam, buyurun. Buyurun, tamam. Şimdi şeyimizi bozmayalım. Geliyoruz. Bu tarafa doğru geliyoruz hemen. Ben Konya Gölükler Derneği Başkanıyım. Ahmet Ünsal. Önce sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Yörüğün bir sözü vardır. Yörüğün yükünü bir katır ama 40 katırla götüremezsin. Bunu Akdeniz Üniversitesi'nde Yörkam hocalarımın orada öğrendiğim bir kelime. Her çalıştayda, her toplantıda şeyler öğrendik sayenizde. Allah razı olsun. Ben Konya'dan selam getirdim size. Ama şurada görüyorum ki herkes var. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz var ama çocuklarımız yok. Evet. Çocuklarımızı Antalya'ya tatile göndersek bize teşekkür ederler ama desek ki haydi Antalya'ya Yörük çalıştayına gidiyoruz veya gastronomi çalıştayına gidiyoruz desek kimse bizle gelmiyor. Biz önce bunu çocuklarımıza aklamamız lazım. Eğer bir gençlik kolları olarak dernek kurulmuş, evet. Her taraf dernek kurulmuş. Evet. Bugün belki yüzlerce, binlerce derneğimiz var. Ama bir gençlik kollarımız niye yok? Niye bunları faaliyete geçirmiyoruz? Çocuklarımıza bunları niye aşılamıyoruz? Önce bu çocuklarımıza bunları aşılamamız lazım. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Bu adaya geçtik. Burada sanıyorum yok. Şöyle geliyoruz. Beyefendi var burada. Buradan başlayalım. Burada önde. Ha tamam, geldi. Yani. Buyurun efendim. İsmim Mehmet Sarı. Aydın Germencik. Şehit Şafir Efe Yörük ve Zeybekler Dernek Başkanıyım. Ben gastronomi ile ilgili bir yemek üzerinden gireceğim. 1927-28 yıllarında bölgemizde Atatürk'ün de katıldığı bir tatbikat yapılıyor. O anda köye gelen Atatürk kendi Yörük köylerine yakın bir yerde ikamet ediyor çadırda. Köylüler de ne ikram edelim dercesine ekşili tavuk diye bir yemek ikram ediyorlar. Ekşili tavuk. Ve Atatürk'ün çok hoşuna gidiyor bu yemek. Biz işte yerelde iktidar olamadığımız için biz bunu 4 yıl öncesi belediye yerelde iktidarı aldık. 4 yıl öncesi coğrafi işaretini aldık ve bu çok önemli. Bütün Yörük yemeklerini Türkiye genelinde coğrafi işaret alarak katkı sağlıyor. Şimdi bizim Germenciğimizde ekşili tavuk yemek için Türkiye'nin çok yerlerine gelenler var. Çok teşekkür ederiz başkanım. Bu gayet güzel, inovatif bir... Türkiye geneline yayılabilir bütün Yörük yemekleri üzerinden. Evet. Coğrafi işaret alınarak başarılabilir, ekonomiye çok büyük katkı sağlayabilir. Biz teşekkür ederiz başkanım. Demek ki bir durum daha ortaya çıktı. Biz Yörük yemekleri üzerinden ciddi bir yayın yapmaya ihtiyacımız var, duyurmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yereldikten olacağız. Yereldikten yapamadık. Önce işte bu yerellerin her birisinin biraz önce başka yemekler de çıktı yeni. Bunları sağlıklı bir şekilde geliştirmemiz lazım. Buradan şöyle tarıyorum efendim. Evet. Lütfen beyefendiye iletirseniz. Buyurun efendim. Teşekkürler Sayın Başkan. Herkese merhaba. Doçent Doktor Devrim Alkaya. Kaçmayan Dernekler Birliği olarak Deniz'den geldik. Öncelikle
gastronomi olduğumuza göre konumuz iki şey söylemek istiyorum. Kendi çiftçimizi, yörüğümüzü desteklemek için. Örneğin biz Acıpayam'da bir top tarhana denilen, hem çerez olarak yenen hem de yemeğe yapılan bir ürüne sahibiz. Ancak bir coğrafi işareti halen alınabilmiş değil. İkinci hususta her yerde bağcılığımız var ama pekmezli tatlılarımız her nedense bir türlü toplumun önüne konmuyor. Şu an hiçbir pastanede biz bir pekmezli tatlı yiyemeyiz. Oysa pekmezli tatlılarda kullanılmasını sağlarsak öncelikle kendi yörük köylerimize büyük ekonomik katkı yapmış oluruz diye düşünüyorum. Diğer husus da yörüklerin birlik beraberlik halinde çalışması. Bizim yörük dernekleri maalesef halen bir kamu yararına dernek statüsü kazanabilmiş değil. Ben bunu her toplantıda, her bir araya geldiğimizde özellikle zikrediyorum. Mutlaka bizim bir dernek etrafında birleşerek bir kamu yararına dernek olmamız gerekir. Kırsal kalkınma dediğimiz ikinci bir husus var. Kalkınma meselesi olmadan, para olmadan herhangi bir yere varmamız da mümkün değil. Bu kırsal kalkınma meselesi niye kalkınma değil de kırsal kalkınma? Çünkü yörük kültürünü sürdüren, bu sarı dastları keyfiye takan ana nokta kırsaldır. Kırsalda para yoksa bu kültür ölmek durumuna gelir ve giderek ölür gördüğünüz gibi. Kalkınma dediğimiz zaman işte ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve teknik fen açısından kalkınma diyoruz. Sosyal açıdan edebiyatçı hocalarımız, tarihçi hocalarımız, bu haftaki konumuz hep sosyal kalkınmayı ifade ediyor. Burası güzel. Ekonomik kalkınma, kırsal kalkınma meselesiyle ilgili. Mutlaka ürünlerimiz satışa sunulmalı, desteklenmeli. Bununla ilgili çözüm bulmamız gerekiyor. Teknik meselesi de bakıyorum yaş ortalamamız 50-60 civarı gençler lazım. Yani şunu da üzülerek ifade edeyim. Bu yörük derneklerinin hiçbirisi yeni genç yetiştirmiyor. Eğer aramızda yapan dernek varsa tabii kendilerini tebrik ederim. Hiçbir öğrenciye burs veren derneğimiz yok. Yani bizim mutlaka örgütlenip üniversite öğrencilerine, özellikle yörük kültürü çalışan, kırsal kalkınma çalışan dernek çocuklarımıza burslar vermemiz, o öğrencileri okutmamız ve o öğrencilerimiz ile de zaman zaman, işte Antalya hem tatil hem eğitim noktasıdır, Muğla öyledir, Aydın öyledir, Deniz de öyledir, mutlaka o gençlerle bir araya gelmemiz lazım. Bana 100 tane burs verdiğiniz genç varsa söyleyin lütfen, böyle bir çalışma da yok aramızda. Bunu da organize edersek yörük hareketi kesinlikle başarıya ulaşır. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok somut önerilerinizden dolayı. Çok teşekkür ederiz. Hocam teşekkür ederim. Merhabalar. İsmim Tugay Rizeli. Samsun 19 Mayıs'tan geliyoruz biz. 19 Mayıs Yörük Derneğimizin Başkanı Kadir Bey ile birlikte. Hem az önce kürsüden konuşan akademisyen hocamız hem de sayın hocamıza destek amaçlı ve önerilerini birebir somut örneği olarak biz kendimize anlatmak istiyoruz. Ben İç Halk Eğitim Müdürlüğü'ne vekaleten görevlendirildim ama daha önce Milli Eğitim Şube Müdürü'ydüm. Ama Türkiye'de 42 tane bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun bir taşla teşkilatı gibi yapılanma var 2016'dan beri. Bunların adı Yerel Eylem Grupları. Ve temel amacı kırsal kalkınmayı sağlamak. Biz bundan 5 yıl önce ilçemizin kırsal kalkınmasıyla ilgili planlarını ortaya koyarken yönetim kurulu başkanımız Tolga Erol ile birlikte, kendisi belediyede, yörük kültürünün ilçemizde canlandırılması ve yörük kültürünün tekrar yaşatılmasıyla ilgili bir başlığı değiştirdik. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de 10 pilot ilde başlayıp 25 ile çıkarılan, bunların içerisinde Denizli, Bursa, yakın illeri hani aklıma getirmeye çalışıyorum. Afyon, Uşak, özür dilerim Afyon yok, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kastamonu gibi illerde yerel eylem grupları açıldı ve şu ana kadar tahmini olarak 6,5 milyon bütçe verdi. Biz dediğim gibi bir faaliyetimizde yörük başlığı altına topladık. Bu anlamda biz bir Çalıştay hazırlığı yapıyoruz. Geçen yıl da gelmiştik. Sayın Başkanımız Mehmet Ümit Uysal Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl çok talihsiz bir döneme denk geldi. Çalıştay'dan hemen sonra ülkemize çok büyük bir felaket yaşandı. Yine söylüyorum, lütfen bölgenizdeki yerel eylem grupların, bakın YEK kısaltılmasıyla geçiyor, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun hibeleriyle, Avrupa Birliği hibesiyle oluşumlara tamamlamışlardır.
ve mutlaka yerel projelerinde, yerel faaliyetlerinde, ulusal faaliyetlerinde desteklensin. Biz mesela destek vermeye çalışıyoruz. Bu araştırma olabilir, bu gastronomi turizmi olabilir, bu festival katılımı olabilir, bu gençlere yönelik aktiviteler olabilir ki bize güzel bir fikir verdi bu. Çok önemli hocamın dediği gibi altını imza atılır bir cümle. Biz gençlere burs vereceğiz ki onlar da 10 yıl sonra bize 5 yıl sonra hizmet etsinler. Onda bir hizmet etsin. Ya bir tanesi hizmet etse bizim için kârdır diyorum ve tekrar başkanıma teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki başkanım, sizden şimdi de hep huzurunun önünde bir söz alalım. Bu anlamda Yörük Derneklerinin çabası olması halinde siz rehberlik yapar mısınız? Biz şöyle bir, yani naçizane bunu çok dillendirmiyoruz biz gittiğimizde de, biz bu projenin ilk uygulamında Türkiye birincisi olarak projemizi geçirdik. Ve o 25 ildeki bütün ilçelere rehberlik yapıyoruz gibi bütün Yörük abilerimize, kardeşlerimize tabii ki rehberlik yaparız. Sevine sevine. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Çalıştay'a katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi Abdullah Başkan'ın konuştu. Türk Birliği'ne sonuna kadar destek vereceğiz. Türkiye topluluğuna. O konuda bir sıkıntımız yok. Ancak burada tabela dernekleri vardı. Tabela dernekleri zaten şu an burada yok. Hepsi gitti. Şimdi başkanım, ben şu anda 11-12 dernek olarak Kuzey Ege Yörük Türk Boyları Federasyonu Başkanı olarak da konuşuyorum. Bergama Yörük Türkmen Çetme ve Macerler Derneği Başkanı olarak da konuşuyorum. Şimdi başkanlarım diyor ki Sayın Yörtürk Vakfı temsilcimiz Yörükoğlu, neydi abi başkanım isim? Altuğ Yörükoğlu ve Abdullah Duman. Şimdi derneklerin kapanması. Ben şimdi gideceğim. 30'a yakın derneğimi kapatacağım. Bu hareket devam edecek mi kapatınca? Yani dernekleri lüzumsuz gibi görüldü burada. Ben onu algıladım. Bir, bu dernekler olmazsa şimdi benim 5000'de üyem var. Federasyonla birlikte 5-6000 üyemiz var. Biz bunları dağıtmamız gerekiyor. Yani veya bu topluluğu nasıl toplayacağız burada? Dernekleri lav edersek. Bu bir. Yemekle ilgili de yine boş gelmedik. Bizim Bergama'mızda Yörüklerin yemeği dediğimiz, daha da çobanların yaptığı kara kızla pişirilen çığırtmamız var. Biz bunu tescillendirdik. Çığırtma. Evet, çığırtma. Bergama çığırtması. Tamam. Bir de Bergama'nın tatlısı var. Ramazan tatlısı deriz. Biz bu dünyada bir ay sadece Bergama'da çıkar. Ramazan tatlısı deriz ama esas ismi Zülbiye'dir. Ya yani ben bu tatlıyı yemek isteyen sadece Bergama'ya Ramazan'da gelecek. Başka tarihlerde yok. Bir ay. Çok ilginç. Ya yani evet, Zülbiye'dir esas ismi. Sistemde girerseniz onu da görürüz. Ha burada evet, ben de katılıyorum. Tabela dernekleri abi alsın eşyasını toplasın. Ya lanet olsun, hanımını koymuş, kızını koymuş, oğlunu koymuş, dernek kurmuş. Ondan sonra da buraya geliyor. İşte Ümit Uysal Başkanı var, sahneye çıkacağım, az önce gördük. Bunların ne devlete, ne millete, ne topluma faydaları var. Bunlar fotoğraf çekilecek, gidecekler memleketinde. Birisi bir yerde çalışıyor, bir yere gelmesi lazım. Bu fotoğrafla gitmesi lazım. Yani şimdi bizim önce bunları ayıklamamız gerekiyor. Bunları çözmemiz gerekiyor. Doğru mu Orhan Başkanım? Yani şimdi ben derneği kapattığım zaman benim üyelerimde bakın, cirit ekibimiz var bizim. Ama özel yetiştirilmiş çiftlikten değil. Herkesin evinde atı duruyor. Tarlasını atıyla gidip geliyor. Ben feşölen yapacağım zaman diyorum ki arkadaşlar, beygirlerinizi getirin bakalım. Cirit oynayacağız. Cirit ve jop oyunlarını oynuyoruz onlarla. Şimdi derneği kapattığım zaman bir 40 kişilik folklor ekibim var. Valla ben onu öyle anlamadım. Yani şöyle. Şimdi tartışmaya konu olacak bir konu belki. Evet, atılacak. Evet ama çok şimdi bak burada birçok arkadaşımız bunu anladı. Bak şurada buraya gelen birçok arkadaşımız geldi, yedi, içti, tatilini yaptı, gitti. Ya burası tatil yapma yeri değil ki, burası Çalıştay. Dünkülerin hiçbirini kabul etmiyorum. Esas konu burası. Aynen. Yani biz bu Çalıştayları devam etmemiz lazım. Bu Çalıştaylar ilerlemesi lazım. Belli bir yerlere yürümemiz lazım. Ama biz hala burada. Ben şimdi mesela orman meselesini, işte bayan da söyledi, ben de. Ben Bergama'da dernek olarak orman dairesine gittim. Bizim keçilerimiz var, çobanlarımız var. Daha da duruyorlar. Bak bunlar geziyor, gezdikçe ormanı çapalıyorlar. Ormanın otunu yiyorlar, bilmem neyini yiyorlar diyerek serbest bırakın. Şu anda biz de serbest. Yani biz STK olarak burada ağırlığımızı koymamız gerekiyor.
Burası bizim ağlama duvarımız değil. Yapacağımız işe bakalım. Yürüyeceğimiz yola bakalım. Yani yanlış anlaşılmalar olduysa da, eksik bir şey de söylediysem hakkı, herkes hakkını helal etsin. Başkanım, bir de son sözü şey söyleyeceğim. Hayır, şimdi ismini alalım da. Rahim Yalçın. Efendim? Rahim Yalçın. Rahim Yalçın. Rahim Yalçın. Şimdi bizim burada ikinci bir abi, birçok yörük derneği başkanı var. Başkanım okuma yazma bilmiyor doğru düzgün ya. Bunlarla nereye biz bir işeye gideceğiz ya? Devlet yöneteceğiz ya. Biz çocuklarımızı okutmamız lazım. Çocuklarımızı yürütmemiz. Ümit Başkanım gibi belediye başkanı yapmaz lazım. Bu memlekette %90'ıyız biz ya. %10 bizi yönetiyor. Ve biz çoluğumuz çocuğumuzu okutmaktan, belli bir yerlere getirmekten aciziz. Biz buna bakacağız önce. Ve sonra diyorum, şimdi buradaki bütün arkadaşlara söylüyorum. Ümit Başkan adına bütün sosyal medyada atın, Ümit Başkanı istiyorum. Beğenme abi, yörük çocuğu abi, biz destekliyoruz. Bitti bizim için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hemen arkada bir